Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, Meksikalı ressam. Bir 20. yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen ressam, resimlerinin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleriyle tanınır. Sanatı, sürrealist olarak tanımlanmışsa da kendisi bu tanımı reddetmiştir. 17 Eylül 1925 okuldan eve dönerken bindiği otobüsün tramvayla çarpışması sonucu çok kişinin öldüğü kazada, tramvayın demir çubuklarından birisi Frida'nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıkmıştı. Kazadan bir ay sonra hastaneden çıkan Kahlo, ailesinin teşvikiyle sıkıntı ve acıdan kaçmak için resim yapmaya başladı. Yatağının tavanındaki aynaya bakarak otoportreler yaptı. İlk otoportresi, kadife elbiseli otoportredir. Frida Kahlo'nun 143 resmi vardır, 55 tanesi otoportredir. Yaşamının büyük bir bölümünü yatakta başının üstünde duran, gündüzlerinin ve gecelerinin celladı olarak tanımladığı bir aynaya bakarak geçirdiği için sürekli otoportre çizmiştir. Resimlerindeki ustalık Pablo Picasso'ya bile, biz onun gibi insan yüzleri çizmeyi bilmiyoruz dedirtmiştir. Frida Kahlo'nun hayatı Frida ismiyle sinemaya aktarıldı ve bu filmde Kahlo'yu Salma Hayek oynadı. 2005'te hayatını konu alan The Life and Times of Frida Kahlo adlı bir belgesel film çekildi. Frida, eserlerinde güçlü kişiliğini, dünya ile etkileşimlerini, hayat mücadelesini, kişisel sorunlarını ve duygusallığını işlemiştir. En popüler eserlerinin biri olan İki Frida, ressamın kendi hayatında bir dönüm noktasını ve ona dair kendi bakış açısını yansıtmaktadır. Eser, Frida'nın yine dünyaca ünlü olan eşi ressam Diego Rivera'dan boşandığı dönemde yapılmıştır. Dolayısıyla eserde Frida'nın Diego'ya olan aşkı, ayrılıkları ve kendi kimliği üzerine çeşitli anlamlar bulmak mümkündür. Bir otoportre olan eserde, Frida'nın kendisini iki ayrı şekilde görürüz. Sağ tarafta görünen Frida geleneksel Meksika kıyafetleri Tijuana içindedir, öte yandan daha açık tenli olarak resmedilmiş soldaki Frida ise Victoria dönemi beyaz, işlemeli, süslü İngiliz kıyafetleri içindedir. Bu daha üst düzey belirten kıyafete ek olarak soldaki Frida'nın saçı daha derli toplu, makyajı ise özenlidir. Yan yana oturan bu iki Frida el ele tutuşurken bir yandan da üzerlerinden dolaşan bir damar yolu ile de bağlanmışlardır. Bu damarın çıkış noktası olan sağdaki Frida'nın elindeki küçük muskanın üzerinde Diego'nun çocukluğunu gösteren bir fotoğraf görünür. Bu muskadan beslenen damar, dolaşıp Frida'nın kalbine, oradan da diğer Frida'ya ulaşmaktadır. Bu çocuk Diego'yu Frida'lara bağlayan damar bir yandan da bir göbek bağını çağrıştırır. Dolayısıyla Frida'nın Diego'yu yalnızca eşi olarak değil, aynı zamanda çocuğu gibi de gördüğü anlaşılabilir. Bu da Frida'nın Diego'yu kaybı ile yaşadığı ruhsal çöküntünün şiddetini artırmıştır. Sağdaki Frida, ressamın da hep inandığı gibi, Diego Rivera'nın baştan beri sevdiği, saygı duyduğu ve kabullendiği Meksikalı Frida'dır. Soldaki gelin kıyafeti içindeki Avrupalı Frida ise Diego'nun terk ettiği Frida'dır. Bu yüzden sağdaki Frida'nın kalbi bir bütün iken, soldakinin kalbi kesik yani kırıktır. Sağda Diego'dan doğan damarla beslenen Frida sağdakine de bu damarı iletmiş olsa da o damar sonunda bir ameliyat makası ile kesilmiş ve kanamaktadır. Bu kesilmiş damar Diego ile ayrılığı yansıtırken bir yandan da Frida'nın kucağına damlayan kanlar, geçirdiği ameliyatlara ve sahip olamayıp düşürdüğü bebeklere dair acılarını simgeler. Resimdeki iki Frida aynı zamanda ressamın kökenlerine ve kimliğine dair birer semboldür. Sağdaki Meksikalı Frida, ressamın Meksika'da yaşadığı dönemi ve annesi tarafından Meksika'ya ait olan köklerini yansıtır. Soldaki Frida ise, ressamın Amerika ve Avrupa'da yaşadığı sonraki dönemini ve bir Alman Yahudisi olan babasının kökenini çağrıştırmaktadır. Geri plandaki karanlık, bulutlarla kaplı ve uğursuz görünümlü gökyüzü, fırtına habercisidir ve Frida'nın iç dünyasındaki karmaşayı ve huzursuzluğu yansıtır. Bu fırtınalı karanlık iç dünyada Frida'nın tek refakatçisi yine kendisidir. Meksikalı da, Avrupalı da olsa Frida, Frida'dır ve kendini kendinden daha iyi tanıyan ve destek olan başkası yoktur. Genç bir kızken geçirdiği trajik trafik kazasından omurgasında ve bacağında ağır hasarla kurtulan Frida Kahlo, ömrü boyunca fiziksel ve ruhsal acılar çekerek yaşamıştır. Yaralı Geyik de Frida'nın acılarını yansıtan eserlerinden biridir. Yapraksız, dalsız, kalın ağaç gövdeleri arasında kapana kısılmış olan geyik gövdesinden oklarla yaralanmıştır. Bu kasvet dolu ağaçlarla örülü ormanın geri planında umut dolu mavi deniz ve gökyüzü görünür. Oysa yaralanmış geyiğin bu ormandan kurtulup denize ulaşma şansı kalmamıştır. Geyik figürünün resimde kullanılması Frida Kahlo'nun köklerine dayanır. Aztek kökenli bir Meksikalı olan Kahlo, Aztek mitolojisinde sağ ayağı temsil eden geyik imgesini kullanmıştır. Kendi sağ ayak ve bacağının da omurgası ile birlikte kazada zarar görmüş olması bu imgeyi daha açık hale getirir. Ayrıca resmin sol alt kısmında imzanın yanında görünen karma kelimesi Frida'nın antik ve gizemli inanç sisteminin bir yansımasıdır. 1946 yılında New York'ta geçirdiği omurga ameliyatı öncesinde bu ameliyatın sakatlık sorunlarına çözüm olacağına dair olumlu ve umut dolu bakış açısı ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında yerini hayal kırıklığına bırakmıştır.
Eserde Frida kendi portresini geyiğin başına yerleştirip yaralı geyikle bütünleşerek yaşadığı sıkıntıları sembolize etmiştir. Geyiğin vücuduna saplanmış oklar Frida'nın sıkıntılı yaşamındaki sorunları temsil eder. Hem sakatlığından kaynaklı fiziksel acıları hem de kendisi de ünlü bir ressam olan eşi Diego Rivera ile gelgitlerle dolu sorunlu evliliğinin ağırlığı bu resimdeki acılı temanın sebepleridir. Çevredeki kuru ve yaşlı ağaçlar Frida'nın zorlu yaşamında kapıldığı karamsar durumlar ve kurtulamadığı karanlık kaderini simgeler. Frida'nın ameliyatı öncesi umut dolu olumlu ruh hali açık hava ve denizle betimlenirken yerde duran kırılmış yapraklı taze ağaç dalı ise Frida'nın parçalanmış gençliğine bir göndermedir. Geyik yaralarına rağmen hızla kaçma eğilimindedir, tıpkı Frida'nın hayatındaki sorunlardan kaçıp uzaklaşmak istemesi gibi. Resimdeki ilkel görünüm ve basit semboller Frida Kahlo'nun seyirci ile kurduğu iletişimin nedenli yalın ve hedefe odaklı olduğunu ispatlar. Karmaşık bir düzende sunulan basit imgeler ile Frida Kahlo iç dünyasının derin, acıklı ve dramatik atmosferini her zaman başarıyla seyirciye aktarmıştır. Diğer eserlerinden örnekler.